Toksikoloji raporunda pozitif çıkan maddeler var. Amfetamin ve MDMA. Bildim değil mi? Bak madde kullanımı zaten tehlikeli bir şey. Ama hele bir de HIV taşıyorsan eğer... Boşuna nefesini tüketme Zeynep Hoca. Ne yaptığımı biliyorum ben. O hapları da vitamin zannedip de yutmadım. Ben de böyleyim işte. O uçarı dedikleri tiplerden. Ne oldu? Onaylamıyor musun böyle yaşayanları? Benim ne düşündüğümün bir önemi yok. Hayat senin hayatın. Cinsel ilişkilerinde korunuyor musun? Neden? AIDS olmamak için mi? Korunmadan ilişkiye girersen hepatit veya sifilis kapabilirsin. Yolda yürürken otobüs de çarpabilir ona bakarsan. Tamam, peki. Nasıl olsa öleceğim diye tehlikeden tehlikeye koşmak istiyorsan sen bilirsin. Ama şunu unutma ki artık AIDS bir ölüm fermanı değil. Doğru ilaçları alır ve... Biliyorum, biliyorum. AIDS'ten değil, başka bir şeyden de ölebilirim. Benim derdim başka. Ben canımın istediği her şeyi tatmak, her şeyi yaşamak istiyorum. Pişmanlık bana göre değil. Ne zamandır öksürüyorsun? Aa, bir saattir. Belki biraz daha fazla. Derin nefes almaya çalış. Öksürüğümde kan var. Zeynep Hanım, maruziyet sonrası profilaksi protokolünü uygulamanızı öneririm. Seropozitiflik olasılığı çok düşük. Ama şu üç farklı antiviral ilacı kullanmanız en güvenlisi olacaktır. Nelfinavir, Zidovudin ve Lamivudin. Tabii bu ilaçların bazı yan etkileri olabilir. Baş ağrısı, mide bulantısı ve sanrılar gibi. 6. haftada, 3. ayda ve 6. ayda HIV antikor ve antijen testi uygulayacağız. Vay be. HIV'li bir hasta Zeynep'in yüzüne ve gözüne enfekte kan öksürdü. Tepkiniz vay be mi? Öksürme kısmına vay be. Zeynep'in yüzüne gözüne öksürmesine vay be değil. Yeni bir semptomumuz daha oldu. Akciğerinde bir damarında yırtık var. Yırtığı kapattım hocam. O zaman immün rekonstitüsyon olasılığı ortadan kalktı. Başka? Hangi olasılık ortaya çıktı? Gençler, dökülün. Zeynep burada değil. İyi bir insanmış gibi yapmanıza gerek yok. Bazı insanlar bir şey hissedebiliyorlar. Yani bazı insanların duyguları var, haberiniz olsun. Aferin sana. Dolapları harika. Yalnız bildiğim kadarıyla hasta yakınlarının hastalarla ilgili endişelenip üzülmesi HIV'i tedavi etmiyor. Ha, bildiğim bir şey varsa yayınla, kap Nobel'i. Gerçekten hiç umursamıyor musunuz? Umurunuzda değil mi? Benim umursayıp umursamamam olanları değiştirmez. Kutbal sor sanırım olabilir mi? Ödem yok. İdrarında kan yok. Kaposi. Yüzünde kaposi var. Akciğerinde de kaposi olduğunu işaret eder. Kanama? Yok. Öyle olsa akciğerindeki yırtığı dikerken görürdüm. Vegener olabilir mi? Vegener olsa kortizona iyi yanıt verirdi. Zeynep sen eve git istersen biraz dinlenirsin. İyiyim. Vay be. Bir vay be daha. Biri umursuyormuş gibi yapıyor, diğeri umursamıyormuş gibi yapıyor. Hangisine inansak acaba? Bence madde kullanımını tekrar düşünelim. Sonuçta İlker amfetamin kullandığını kabul ediyor. Vay be. Üç etti. Yani bir yandan... Evimin önünde sapık gibi sabah akşam yatıp kalkacak kadar sağlığını önemsiyor. Diğer yandan vücuduna sokmadığı zehirli madde kalmamış. Gerçi madde kullanımının şu anki tıbbi durumuyla bir alakası yok ama. Kullandığı maddelerin içine başka bir şey koyuyorlarsa. Amfetaminin içine aküasidi, gaz yağı gibi şeyler koyuyorlar bildiğim kadarıyla. İlker'in kullandığı hapları bulun. İçinde olabilecek diğer toksinler için de analiz yapalım.
Burada bir şey yok. Ben banyoya bakacağım. Zeynep, işten çıkınca bir şeyler yapalım mı? Mezunlar gecesine gidebiliriz mesela. Hem biraz kafan dağılır ha. Zeynep. Duydun mu dedim? HIV kapmış olabilirim. Yani kafamı dağıtmak tehlikeyi ortadan kaldırmayacak. Sen de çok iyi biliyorsun ki virüs kapma ihtimali %0 gibi bir şey. Sıfır gibiyle sıfır arasında çok fark var ama. Bu enfeksiyon komitesindeki hoca ne diyor? Moral vermeye çalıştı. Virüs kaptıysam eğer bütün masrafları hastane karşılayacakmış, onu söyleyip durdu. Söylemeyi unuttuğu bir şey var. Test pozitif çıkarsa konu önce hukuk departmanına gidecek. Ne alaka? Beni araştıracaklar işte. Bakacaklar madde kullanıyor muyum? Önüme gelenle birlikte oluyor muyum? Belki virüsü onlardan kapmışımdır. Hastaneye sorumluluk yüklenmesin, masraf çıkmasın diye. Sen öyle biri değilsin Zeynep. Onlar bunu bilmiyorlar ama. Neyse, kapatalım konuyu. Bir şey bulabildin mi? Galiba buldum. İlker fotoğrafçı hocam. Kırık ampuller bir çekimde dekor olarak kullanılmış. 1930 yılının floresanlarından. Bazı ampullerin üzerinde tarih damgası var. İkinci Dünya Savaşı öncesi floresan camlarda yüksek miktarda berilyum bulundu. Berilyum toz solumak akciğerde inflamasyona ve elastikiyet kaybına yol açar. Yani hasta nefes alamaz. Vay be, Nişantaşı. Babam akut berilyozis üzerine bir makale yazmıştı, oradan biliyorum. Floresan. Hocam. Floresan. Floresan taklidi yaptım. Akciğerlerine biyopsi ve spektrografi yapıyorsun. Tamam. Ben hallederim. Hayır. Evinizi riske atmaya gerek yok. Hepiniz hastalanırsanız kime işkence edeceğim ben? Hı? Zeyno hocam. Üzgünüm olanlar için. Konuşmasak daha iyi. Keskin bir acı hissedebilirsin. Akciğerinden bir parça alacağım şu an. Otel odamda ne arıyordunuz? Kullandığım ilaçları. Daha doğrusu maddeleri. Amfetamin kullandığımı düşünüyorduk ama... kırık ampullerden berilyuma maruz kalma olasılığının yüksek birkaç saat içinde belli olur sonuçlar. Ne ilaç kullandığımı merak ediyorsanız şuradaki sırt çantamın ön gözünde. Onları hastaneye mi getirdin? Ya niye söylemiyorsun o zaman? Gidip deli gibi aramazdık otel odamı. Sormadınız ki. Hem ben zaten size madde kullandığımı söylemiştim. Bana otel odamı aramak zorunda kaldığın için falan değil, suratına öksürdüğüm için kızgınsın. O bir kazaydı. Bana iyi davranmak zorunda değilsin. Kız, bağır, öfkelen. Ben sana HIV bulaştırmış olabilirim. Ben tek bir aptal iğne yüzünden kaptım bu hastalığı. Bir partide. Kafam da gayet güzeldi. Keyfim yerindeydi. Bütün gün birlikte çalıştığımız kızlardan biri uzattı iğneyi. Ben de belki kızı düşürürüm diye hayır demedim. Kendi kendime bulaştırdım hastalığı. Hepsi benim suçum. Yüzümü öksürmen senin hatan değildi. Hemşireyi yollayacağım şimdi.